9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm İnsan, Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 25-26 1. Bölüm İnsan, Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları. 1. Bölüm İnsan, Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ coğrafyacıları arasında yer almaz? A. Batlamyus B. İdrisi C. Herodot D. Platon E. Aristoteles. Cevap B. İkinci aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olan bağımlılığını en az yansıtır? A. Buğday veriminin yağışa göre değişkenlik göstermesi. B. İlk medeniyetlerin büyük akarsuların etrafında kurulması. C. Meskenlerde kullanılan yapı malzemesinin doğal şartlara göre değişmesi. D. Birçok akarsu üzerinde barajların inşa edilmiş olması. E. Yükseltinin ve eğimin arttığı yerlerde nüfusun azalması. Cevap D. Üçüncü aşağıdaki coğrafyacılardan hangisi fiziki coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir? A. Eratosthenes. B. Bruni. C. Karl Ritter. D. Alexander von Humboldt. E. Friedrich Ratzel. Cevap D. 4-7. Soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. 4. Numaralandırılan cümlelerden hangisi insanın doğaya olan bağımlılığını en iyi şekilde yansıtır? Açıklayınız. Cevap, 3. cümle çünkü evlerini taşımak zorunda kalmışlardır. 5. numaralandırılan cümlelerden hangileri insanın doğayı değiştirmesine örnektir? A. IV 2B, IV 3C, 2 ve 4D, 3 ve 4E, IV 4. Cevap, D. 6. Nil Nehri, Antik Mısırlılar için neden önemlidir? Cevap, Nil kıyıları her gün binlerce aşk hikayesine tanık oluyor. Nehir aşıklara umut, romantizm ve mutluluk veriyor. Nil, Mısır halkının sanatkarlığı içinde ilham ve yaratıcılık kaynağı olmuş. Nil Nehri'ne adanmış birçok şarkıları var. Eski Mısır'da insanlar nehir uğruna kurban vermişler ve efsanelerini nesilden nesile aktarmışlar. Dört Mısır uygarlığının temelinde de Nil Nehri'nin bereketi vardır. Bu nehrin hayat verici özelliği sayesinde Mısırlılar Nil Vadisi'nde yerleşmiş ve yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan nehirden sağladıkları suyla tarım yapabilmişlerdi. Tarihçi Ernest H. Gombrich bu konuda şunları söyler: "En ihtişamlı döneminde eski Mısır'ın sınırları, Nil Nehri'ni merkez alarak genişleyen devlet, etrafı çöllerle ve doğal engellerle çevrili olmasına rağmen, son derece güçlü bir medeniyet kurabilmişti. Bunun temelinde Nil'in aralıksız sağladığı suyun bereketi vardı. Yüzyıllar süren gelişme sürecinde oluşturulan düzenli ordu, Hitit ve Mitanni devletlerinin sınırlarına kadar genişlemeye imkan tanıdı. Afrika sıcaktır. Aylarca yağmur yağmaz. Bundan dolayı bu büyük kıtanın pek çok yeri kuraktır. Ülkenin o bölümleri çöllerle kaplıdır. İşte Mısır'ın sağ ve solu da bu durumdadır. Mısır'da da aslında çok az yağmur yağar. Ama orada yağmura pek ihtiyaç yoktur, çünkü Nil Irmağı boydan boya ülkenin ortasından akar gider. 7. Nil Nehri'nde görülen yıllık taşkınların Antik Mısır'da yerleşmelerin yer değiştirmesine neden olması insan-doğa etkileşiminin hangi yönünü yansıtır? Cevap, insanın doğaya bağımlı olması ve insanın doğa koşullarına göre davranması hayatını şekillendirmesi. 8-9, soruları aşağıda verilenlere göre cevaplayınız. Aşağıda insan-doğa etkileşimini yansıtan bir görsel verilmiştir. İnsan-doğa etkileşimi 3 şekilde gerçekleşmektedir. İnsanın doğaya bağımlı olması. İnsanın doğaya adapte olması. İnsanın doğayı değiştirmesi. 8. verilen görsel insan-doğa etkileşiminin hangi yönünü yansıtmaktadır? Cevap, insanın doğaya bağımlı olmasını. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 9. Görselde yer alan doğal unsurlar ile beşeri ortam arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap 10-11. Soruları aşağıda verilenlere göre cevaplayınız. Aşağıda Antalya civarındaki seraların yüksekten çekilmiş bir fotoğrafı verilmiştir.
seralar, doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde ya da yörelerde bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacıyla yapılan, çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapılardır. 10. Seracılık, insan-doğa etkileşimi açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisini en iyi yansıtır? A. İnsanın doğaya olan bağımlılığını. B. İnsanın doğaya adapte olmasını. C. İnsanın doğayı değiştirmesini. D. İnsanın doğaya zarar vermesini. E. İnsanın doğayı korumasını. Cevap, C. 11. Hangi doğal unsurlar sera üretiminin Antalya civarında yaygın olarak yapılmasını sağlamıştır? Cevap, ülkemizde sera sebzeciliği başlangıcı son 30-35 yıl kadar öncesine dayanır. Sera işletmelerinin kurulması iklim yönünden en uygun olan Antalya ve Mersin illerinde başlamıştır. Aslında serada bitki yetiştiriciliği ülkemizin her tarafında yapılırsa da, bitkiler için uygun çevre koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi etkenler sera işletmeciliğini kısıtlar veya geliştirir. Bu arada düşünülmesi gereken diğer bir noktada serada bitki yetiştirilmesine daha az uygun olan fakat büyük tüketim merkezlerine yakın olan yerlerde, seranın ısıtılması için harcama artarken, taşıma masraflarının da azalması sera yapımında etkili rol oynayabilir. Bu alanlar, güneş enerjisinden yararlanarak ısıtma giderlerinin azaltılması gibi teknik önlemler yanında, doğada bulunan sıcak su, kaynar su ve buhar gibi jeotermal kaynakların da aynı amaca uygun olarak kullanılmasıyla ülkemiz sera işletmelerinin alanlarının büyümesinde önemli katkısı olabilecektir. 12. İlk çağda coğrafya biliminin gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur? Cevap, çağlar boyunca birçok bilimin gelişmesinde insanların ilgi alanları ve gözlem yapmaları etkili olmuştur. Bununla beraber ilk çağda da coğrafya biliminin gelişmesinde bu etkili olmuştur. İlk çağda coğrafya biliminin gelişmesinde, denizcilik faaliyetlerinin yapılması, seyahatlerin yapılması ve bunların kaydedilmesi etkili olmuştur. 13. Orta Çağ'da, İslam dünyasında coğrafyanın gelişimini dini inançlar ne şekilde etkilemiştir? Cevap, Orta Çağ, İslam dünyasının tarihi, siyasi, sosyal ve coğrafi olarak gelişimini gösterdiği çağlardan biri olmuştur. Orta Çağ, İslam dünyası ve medeniyeti için çok iyi geçmiştir. Coğrafyanın gelişiminde dini inançların da etkisi olmuştur. İslam'da fetih hareketlerinin gerçekleşmesi, yeni yerlerin keşfedilmesinde ve bazı yerlerin fethedilmesinde coğrafya açısından etkili olmuştur. 14. Yeni Çağ'da coğrafya biliminin Avrupa'da gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir? Cevap: Avrupalı devletler CX ve YY. Sonunda başlatılan ve 16. YY boyunca devam eden keşif hareketlerine denir. Nedenleri: Pusulanın geliştirilmesi, gemicilik sanatının ilerlemesi ve coğrafya biliminin gelişmesi, doğunun zenginliklerinin ele geçirilmek istenmesi, İpek ve baharat yollarının Osmanlı'nın elinde olması, İspanyollarla Portekizliler arasındaki rekabetin denizcilikte de sürmesi. 15. İnsan-doğa etkileşiminde insanın doğaya adapte olmasında teknolojinin rolü nedir? Cevap, insan doğanın bir parçası olarak hayatına devam eder. Doğanın bir parçası olan insan doğayla olan etkileşimini sürekli olarak devam ettirir. Günümüzde ormanların varlığı ve mesire alanlarının oluşturulması bunun göstergesidir. İnsan ve doğa etkileşiminde bir de teknoloji etkileşimi bulunmaktadır. Teknik ilerleme doğanın tahrip olmasında etkili olmaktadır. Özellikle insanların teknolojiyi amacına uygun olarak kullanmaması doğanın büyük zararlar görmesine neden olmaktadır. 16. Doğal unsurlar beşeri ortamın gelişimini nasıl etkiler? Cevap, doğa ve insan etkileşimi sürekli olarak devam etmiştir. Mağaralarda barınma ve korunma ihtiyacı karşılayan, ormanlarda avlanan ve yiyecek bulan insan yerine şimdilerde ormanları koruma altına alan ve hayatına devam etmeye çalışan bir şehir insanı vardır. Doğal unsurlar, beşeri ortamın gelişmesini sağlar. Şehirlerde ve başka yerleşim alanlarında doğaya ait parçalar insanı doğal hayata bağlayan parçalar olmuştur. 17. Yukarıda verilen görselde hangi doğal unsurlar beşeri ortamı şekillendirmiştir? Cevap, doğal unsur,
halihazırda doğada kendiliğinden bulunan unsurlara verilen addır. İnsanlarda yaşamak için doğal unsurlara göre önlem alırlar. Örneğin, insan barınacakları yerlerin malzemelerini doğal unsurlara dayanabilecek şekilde yapmaktadır. Beşeri unsur, doğal unsurun tam tersi anlama sahiptir. Doğal unsurları rüzgar, yağmur gibi doğal faktörler yaparken, beşeri unsur insanlar tarafından yapılan, üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde etkili olan, doğal olmayan unsurlara beşeri unsur denilmektedir. Beşeri unsurlar doğal faktörler ile sıkı bir ilişki içindedir. Ayrıca beşeri unsurların doğaya zarar verenleri de bulunmaktadır. Örnekle yollar, köprüler, barajlar, göletler, elektrik direkleri VB yani insan eliyle yapılmış her şey beşeri unsurlar kavramına girmektedir. 18. İnsan-doğa etkileşiminin gelecekteki durumuna ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Cevap, insanlık tarihi, aynı zamanda insan-doğa etkileşiminin tarihidir. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılık yaptıkları için bitki örtüsü ve bazı hayvan türlerini etkilemişlerdir. İnsanın doğaya etkisi, kullandığı aletlere bağlı olarak artmıştır. Neolitik dönemde tarımsal üretime geçilmesiyle birlikte insana bağlı erozyon da gerçekleşmeye başlamıştır. Tarım alanlarının artması, verimli toprakların erozyona uğrama riskini de beraberinde getirmiştir. Tarım alanlarının genişlemesi, aynı zamanda bazı bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanını sınırlandırmıştır. Hayvanların evcilleştirilmesi de aynı şekilde bitki örtüsü ve bazı hayvanlar için riskler taşımaktadır. 19. Klimatoloji çalışmaları yürüten bir coğrafyacı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden daha fazla faydalanır? A. Demografi. B. Hidroloji. C. Jeoloji. D. Matematik. E. Meteoroloji. Cevap E.